müşahede odasına. Röntgen hazırlansın. Ortopedist çağıralım. İyisiniz, merak etmeyin. Dişim. Bu nerede? Sakin olun. Dişim. Kalkmamanız gerek, hareket etmeyin. Hira! Buradayım. İyi misin? Kaşın kanıyor. Kanasın, sen iyi misin? Orhun Bey, siz buraya kadar. Ama eşim. Zaten yaralısınız. Orhun Bey'i öbür odaya alalım. İyiyim ben, bir şeyim yok. Orhun Bey, lütfen. Hemşire Hanım, gözetim altına alalım. Beyefendi, izin verin tedavinizi İyiyim, yapalım. İyiyim ben, bir şeyim yok dedim. Sen iyi olursan ben de iyi olacağım. Tamam. Burada bekliyorum ben. Buyurun, geçebilirsiniz. Erken ya. Benim kalkmam lazım. Günaydın Zeliha teyze. Gün çoktan aydı. Neredeyse öğlen olacak. Ne öğlen Zeliha teyze? Saat sabahın altısı. Saatle işimiz yok bizim. Ama tabii gelinlerin sırtına güneş doğmayacağını sen nereden bileceksin ki? Evin hanımı dediğin, herkesten önce kalkıp evi çekip çevirir. Ne o? Dün akşam kendinden pek bir emin konuşuyordun. Ama öyle lafla peynir gemisi yürümez. Bu işler öyle lay lay lom değil. Evlilik dediğin sorumluluk ister. Ev dediğin kendi kendine yuva olmuyor. Bir tencere çorbayı bile dibini tutturmadan pişiremeyen sen... Bu evi çekip çevirebilecek misin? Bana iyi bir gelin olabilecek misin? Olacağım. Kenan'a iyi bir eş, size de iyi bir gelin olacağım. Yok Zeliha teyze, sadece lafta değil yapacağım ben. Hadi kızım, inşallah. O zaman ben giyinip geleyim. Acele et. Yoksa hiçbir şeyi yetiştiremeyeceksin. Hadi. Eşim nasıl? Stabil görünüyor. Doktor bey bilgi verir. Ben gidip bir göreyim. Beyefendi lütfen. Uzanın. Serumunuz bitene kadar kalkmamanız gerekiyor buradan. Hanımefendi kalkacak da giyinecek de iş yapacak. Ölme şeyim ölme. Bu evi adam edemez ama o neyse. Bir şey mi dedin Zeliha teyze? Önce camları aç, evi bir havalandır. Tamam.
Diyorum ki işe başlamadan önce güzel bir kahve içeyim. Sen de ister misin? Önce işini bitir, sonra yaparsın keyfini. Hadi bakalım, iyileşme. İşe koyun, hadi. Tamam. Tamamdır. Oldu mu şimdi böyle elinin ucuyla? Düzelttim işte. Başka nasıl olacaktı ki? İki dosya düzeltince oldu mu? Bu sandalyenin yeri bu mu? Tamam. Bak, bardak kalmış. Hadi onu da götür. Hemşire Hanım, eşim. Sen... Ben de seni soracaktım. İyi misin? Bu halde kalkıp gelmişsin. Yataktan kalkman doğru mu? Bak kızacaklar şimdi. Burası bana daha iyi geliyor. Orada hasta gibiydim. Bak, bir anda sağlığım düzeldi. Bizi ayırmaları hiç hoş değildi. Delisin sen. Ama galiba ben de biraz öyleyim. Burada olman iyi geldi. Abimlere haber vermedin değil mi? Durduk yere endişelenmesinler diye düşündüm. Ortalık biraz sakinleşsin, ararız. İyi yapmışsın. Ben de öyle düşünmüştüm. Kalkmamam gerektiğini biliyorum doktor bey ama mahsur görün. Eşim nasıl? Kendisine de söyledim. Röntgen sonuçları çıktı. Endişelenecek bir durum yok. Tedbir amaçlı bir süre uyumluluk aktarmış. Sizin de odanızda dinleniyor olmanız lazım. Burada olmaz. Bak doktoru duydum. Hadi doğru odana. Hemen demedi ama. Biraz daha kalabilirim demek ki. Yoksa sen benden sıkıldın mı? Ya hiç olur mu öyle şey? Ben sana bir şey olacak diye huzursuz oluyorum. Yanımda kal. Ama çok kalma olur mu? Lütfen odana git. Sen dinlenmedikçe ben rahat olamıyorum. Oğlum kaza geçiriyor ve bana şimdi haber veriliyor. Görülmüş şey mi bu? Efendim biz de yeni duyduk. Ne olduğunu anlayamadık daha. Kafi. Hemen hastaneye gitmek istiyorum. Bekleyin, ben de geliyorum. Bir tek sen eksiktin. Otur oturduğun yerde. Ben de geleceğim Afife Hanım. Dua et, acelem var.
Tamamdır. Allah'tan telefonu çaldı da gitti. Yani böyle peşim sıra dolaştığı zaman elim ayağım birbirine karışıyor. Yalnız aferin sana Nurşah. Bence gayet güzel oldu. Toz bezi getirdim. Sendeki iyi silmez. Tüy bırakır. Nasıl olmuş? Bitirdim. Hay Allah, ben de ne unuttum diyordum. Kurusun diye bekliyordum ben burayı da. O arada başka işe dalmışım. Hemen halledeyim. Şunu pardon. Böyle yaptık mı? Tamam. Bence işimiz de bittiğine göre artık güzel bir kahve içeriz değil mi? Yatağın ne olacak? Yastık yorgan öyle alt alta üst üste. Ona da mı baktın Zeliha teyze? Baktım elbet. Ne demişler? Aslan yatağından belli olur. Tamam o zaman ben gideyim onu da halledeyim. Ben de göreyim bakayım nasıl yapıyorsun. Kadın dediğin yataktan kalktı mı evvela yatağı toplar. Yatak açık kalırsa evin beti bereketi kaçar. Bunu kulağına küpe yap, değil mi? Ay bütün tozu kaldırdın. Yavaş yavaş. Şalap, düzgün katla. Böyle gerdire gerdire. Buruşuk olmasın. Tamam. Kenarlarını birbirine tuttur. Bak şuradakini de yamuk yapmışsın. Onu düzelt çabuk. Öyle olmaz. Yastıkları da hadi. Yastıkları da koy yerine. Hadi yerine yerine. Oho sen bu yavaşlıkla hangi işi becereceksin? O köşe kırlentlerini de yerine koy. Ha ha. Gündüz nasılsa öyle olsun. Ha tamam. Bunlar böyle ortada mı kalacak? Kaldır bunları da. Şuradan bir çıkalım. Kendini iyi hissettiğin anda doğru balayına. Ne balayı ne de başka bir şey. Zerre kadar umurumda değil. Şu an önemli olan tek bir şey var. Rüyaydı. Gerçek oldu. Şu an şuradaymışız, buradaymışız. Hiçbir şey umurumda değil. Seninle olmaktan, senin karın olmaktan daha önemli bir şey yok benim için.
Hira Demirhanlı. Ne güzel şeyler söylüyorsun. Evet. Öyle. Orhun Demirhanlı. Gir. Müsaadeniz var mıydı efendim? Gel Salih. Ben talimatınız üzerine hastanedeki güvenliği artırdığımı haber vermek için uğramıştım. Odanıza baktım ama yoktunuz. Hemşirenin burada olduğunuzu söyleyince buraya bakmak istedim. Kazaya sebebiyet veren kişiyi tam net olarak göremedim. Ama benim tahminim Perihan'dan başkası değil. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Maalesef. Tesadüf eseri bir kaza değildi. Bilerek, isteyerek üzerimize sürdü. Salih. Buyurun Orhun Bey. Civardaki bütün kamera kayıtlarını inceleyin. Muhakkak onlardan birine takılmış olmalı. Başladık zaten efendim. Tek tek hepsine bakıyoruz. Eğer izniniz olursa ben işimin başına döneyim. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Neymiş? Öğren çöl faresi. Benim aldığım her nefes senin yüzünden zehir oldu. Geber. Yapmayın, ne olur beni burada bırakmayın. Yapmayın. Kazaya gerçekten Perihan Hanım'ın sebep olduğunu mu düşünüyorsun? Aklıma başka bir ihtimal gelmiyor. Üzerimize süren her kimse olaydan sonra kayıplara karıştı. Eğer bir kaza olsaydı neden kaçsın ki? Neyse, sen bunlara canını sıkma. Serum bitmiş. Hemşireye haber verin. Endişeli olmana gerek yok. Burada güvendesin. Son kez anlatıyorum. Kiralık aracınızla kaza yaptım, tamam mı? Bunu anladın mı? Heh. Şimdi yerine bir araba istiyorum. Ne demek veremeyiz? Sözleşmenizde yazıyor. Arabayı bırakıp gittim sen olmuş. Sırtıma yükleyip götürecek halim yoktu herhalde. Yaralıydım diyorum, anlamıyor musun? Hastaneye gitmem gerekiyordu. Siz beni dinlemiyor musunuz? Heh. Söyle. Ne diyorsun sen ya? Hasarı niye ben karşılıyormuşum? Siz o sigortayı niye yaptırıyorsunuz? İşiniz gücünüz dolandırıcılık. Ödemiyorum. Tek kuruş ödemiyorum. Ah! Ah! Allah kahretsin. Tutunuzun canı cehennem. Ne yapacağım ben şimdi?
Gel bir tanem, şöyle kahvaltıdan önce güzel bir resim yapalım seninle. Alış. Nurşah. Hayırdır, sen niye bu kadar erkencisin? Hasta falan mı oldun? İyi de gözükmüyorsun. Yok, hasta değilim. Sınavdayım. Sınav mı? Anlamadım, ne sınavı? Uzmanlık sınavı. İyi bir gelin ünvanı alabilmek için teyzem beni sınava tabi tutuyor. Zeliha teyzen sana karne mi verecek Nurşah abla? Sanırım ben bu sınavdan geçemeyeceğim hiçbir zaman prenses. Bak Nurşah, iyi gözükmüyorsun. İstiyorsan git biraz gözlerini dinlendir. Ben kahvaltı için hallederim. Yok, kahvaltı hazır zaten. Hem nefese yumurtalı ekmek de yaptım. Yaşasın, en sevdiğim. Prenses dur, birlikte oturacağız sofraya. Nefes. Ben gideyim de bir bakayım. Gerçekten partim çıkmış ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Teyzem burada potansiyelini harcıyor. Askeriyede komutanlık yapması lazımmış onun. Ama Nurşah, sen de uyuyorsun ona. Yani onu kendini ispat etme çaban benim hoşuma gitmiyor. Sen yeterince her şeyi yapıyorsun zaten. O yüzden boş ver, takılma. Bu arada teyzem nerede? Banyodaydı da ne olur bir şey söyleme, tamam mı? Tamam, merak etme. Günaydın oğlum. İyi uyuyabildin mi? Dinlenebildin mi? Uyudum, uyudum teyze. Günaydın, sağ olasın. Kızım, sen orada köşe minderi gibi ne duruyorsun? Ev ahalisi kalkmış, kahvaltı hazır mı? Ben her şeyi hazırladım aslında. Sadece koyması kaldı sofraya. Nurşah, otur sen. Ben kurarım sofrayı, tamam. Hayır canım, ne gerek var? Ben şimdi hemen gider, hallederim. Geçmiş olsun. Ah, dur. Ben yardım edeyim. İyi mi böyle? Hı hı. Acıyor mu? Yaran çok mu derin? Önemsiz bir şey. Acımıyor. Peki bunlar? Acıyor mu? Acımıyor. Senin yanındayken hiçbir yaram acımıyor. Geçmiş olsun. Efendim, geçmiş olsun. İyi misin oğlum? İyiyiz anne. İkimiz de çok iyiyiz. Önemli bir şeyimiz yok. Doktor ne dedi? Tetkikler yapıldı mı? Gizli saklı bir nikah, ardından gelen sır gibi saklanan bir balayı ve bu kaza. Sonra neredeyse oğlumu kaybediyordum. Belki unutmuş olabilirsin ama hatırlatayım. Kalbinde bir kurşunla yaşıyorsun. Dikkatli olman gerekmiyor muydu? Dikkatli olsa ne fayda? Ailemizin başına öyle bir uğursuzluk bulutu sarmış ki def etmek ne mümkün. Şevket, annemi eve götür.
Gerçekten çok korktum. Hani başınıza daha da kötü bir şey gelebilirdi. Sen de eve. Ama Orhun... Eve dedim. Peki. Sen nasıl istersen. Tekrar geçmiş olsun. Buyurun efendim. Nasıl oldu bu kaza? Çarpan şoför kaçmış diyorlar. Kimmiş? Tespit edebildiniz mi? Araştırıyoruz efendim. Faili bulduğunuzda bana hemen haber verin. Anlaşıldı mı? Emredersiniz tabii ki efendim. Annemin söylediklerini sil at kafandan. Şunu aklına sok. Sen benim şansımsın. Mükemmelimsin. Şu hastane odası benim için dünyanın en özel mekanı. Çünkü içinde sen varsın. Abartma. Utandırıyorsun. Asla. Tevazu hoş. Ama ben senin kadar mütevazı değilim. İçimden geçenleri geçiştiremem. Annemin söyledikleri, saplantıları, başkaları, o, şu, bu, hiçbirinin önemi yok. Senin de ben tek bir varlık gibiyiz. Ben öyle hissediyorum. Aklını okumak küçük bir iş yani. İki dakika izin verir misin? Hemen döneceğim. Aferin. Bu ne ya? Ben bunlarla doymam ki. Alışacaksın. Artık doymak lafını lügatımızdan kaldırıyoruz. Doymak yok. Nefis köreltmek var. İyi. Bundan sonra derken ömrü billah böyle mi yiyeceğiz yani? Yani bir süre kahvaltımız böyle olacak. İyi de ben bunları bir lokmada yerim. Sonra ne yapacağım? Sen de benim gibi yap. Bol bol çiğne. Beynine doğru sinyal geliyor. Sinyal mi? Ne sinyaliymiş o bakayım? Doyma sinyali. Olmaz olsun böyle diye. Bu bildiğin geviş getirmek afedir. Allah Allah. Ben deve miyim? Ha? Develer geviş getirir.
Bak, ben diyorum ki şöyle mutfağa gideyim, insan gibi güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Sucukları çıtır çıtır kızartayım, üzerine yumurtaları kıyayım, ekmeği şöyle banalım, ooo bir güzel giyelim yutalım ya. Allah Allah. Ben ahdettim Raşit'cim, bu yoldan dönmem. Aa, hayır, biz ikimiz de sağlıklı ve fit olana kadar bu böyle sürecek. Sen görmüyor musun ünlüleri? Heykel gibi vücutları var. Onlar öyle sucuklu yumurta ekmek banarak olmuyor. Herkes formunu koruyor. Ne yani? Ünlüler bunları yiyerek mi formunu koruyormuş? Vah vah vah. Vallahi üzüldüm bu ünlülere, sosyetiklere şimdi ya. Allah Allah. Gözünü sevdiğin fakirliği ne güzel. İstediğin gibi ye. Oh be. Bu ne ya? Eline sağlık Nuriş abla. Yumurtalı ekmekler harikaydı. Bak göbeğime nasıl şişti. Afiyet bal şeker olsun prensesime. Aa, öğretmenim bana okumak için verdiği kitabı geri getirmem lazımdı. Onu çantama koymayı unutmadım. Nurşah, sabah sabah çok uğraşmışsın. Ama çok güzel olmuş her şey. Eline emeğine sağlık. Teşekkür edecek bir şey yok oğlum. Olması gereken bu. Evin hanımıysan evi çekip çevireceksin, çoluğunu çocuğunu doyuracaksın. Temiz pak giydirip gezdireceksin. En önemlisi bunları yaparken yorulmayacaksın. Ne demişler? Yuvayı dişi kuş yaparmış. O zaman ben bunları da kaldırayım. Teyzeciğim biraz abartmıyor musun? Bak Nurşah tüm gün çalışıyor, biliyorsun dinlenmeye vakti olmuyor kızım. Oho, ben nice çalışıp da evini çekip çeviren kadınlar gördüm. Kadın dediğin on parmağında on marifet olur. Tamam teyzeciğim, tamam da yani böyle her sabah kalkıp işte kahvaltıdır, temizliktir falan, bunların hepsini yapamaz ki. Beceriksiz diyorsun yani, öyle mi? Hayır, öyle bir şey demiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Umudum var demek. Evet. Yani eminim Nurşah her zaman her şeyin en iyisini yapacaktır. Elinden geldiğince de her şeye uğraşıyor zaten. Bak kahvaltıdır, temizliktir. Biz bunları hallediyoruz. Üstümüz başımız da temiz çok şükür. O yüzden sen bunları düşünüp dert etme kendine, tamam mı? İyiyiz biz. Ah evladım ah. Oluyor da nasıl oluyor? Yarım yamalak. Bu işler üç gün beş gün değil. Koca bir ömür. Evin düzeni iyi kurulursa evliliğin de dirliği sağlam olur. Bunda da iş en çok evin hanımına düşer. Madem Nurşah kızım seninle evlenmeye talip, evinde yükünü çekip çevirecek olan o. Teyzeciğim bak doğrudur, doğrudur ama en azından benim hatırım için biraz da anlayışlı davran ya. Bak ne kadar uğraşmış, güzel kahvaltı hazırlamış. Bir eline sağlık bile demedin, en azından bir eline sağlık de ya. Bu sabah da doyduk çok şükür, yapanın da eline sağlık. Ben ellerimi yıkayayım. Tamam, ben de şu kalanları toparlayayım. Aa, dur dur, ben hallederim. Sen mutfaktaki şeyleri hallet. Gerek yok. Ben mutfağı toparladım zaten. Peki. Teyzene karşı beni korudun değil mi? Bak beni koruman çok hoşuma gidiyor ama bu seferlik yapmasan olur mu? Bu yaptığım şeyi sadece Zeliha teyzeye kendimi kanıtlamak için yapmıyorum. Aynı zamanda kendim için de yapıyorum. Her şeyi yapabileceğimi kendime kanıtlamak için. O yüzden yapma, tamam mı? Peki, öyle olsun. Ama bak sınavda bir şeye ihtiyacın olursa seslenmen yeter. Biliyorsun kopya vermeye hazırım ben. Olur, tamam. Fatih abimler geldi. Sen nereye gittin? Ha, telefonla konuştum. Gitmemi hiç istemiyorsun galiba. Gitmemeni tercih ederim tabii. Birini mi bekliyoruz? Yo, nereden çıkardın?
hislerim benden bir şey sakladığını söylüyor. Niye saklayayım ki? Gel. Fransa'da olsaydık kruvasan yiyecektik. Ama buralarda kruvasan bulamadım. Onun yerine tahinli açma var. Yanında da çay. Nikahtan sonraki kahvaltının hastane yemeği olmasını göz yumamazdım. Bir konuda çok yanılıyorsun. Anlamadım. Neymiş o? Kendini şanslı hissettiğini söylemiştin. Ama asıl şanslı olan benim. Hadi yiyelim mi? Doğrusu görüntünün daha hoş olmasını isterdim. Manzaramız pek iyi değil ama. Olsun. Sen güneşe bak. Fransa'da da burada da aynı güneş var. Orada olsaydık güneşin yanında bu sıcacık şey olmayacaktı. Eşlikçimiz de var. Bayılıyorum bu hallerine. İçin iyilik dolu. Bir kumru sesiyle etrafına saçıyorsun iyiliği. Ben senin en çok bu hallerine vuruldum galiba. Bir şey yapmamı istiyorsun galiba. Öyle kuru eşlik etmez. Bu da kumrunun kısmetiymiş. Birlikte verelim mi? Ha yok ya, öyle bahane olsun. Hani sana bakmaya geldim. Az önce ne konuştuk ama? Bana yardım etmemen lazım. İyi misin? Ha, çok acıdı mı? Attı mı çok? Kenan? Ha teyze, Burçan'ın bıçak battı da ona bakıyordum iyi mi diye. E ne bakıyorsun?
Koş git bir kolonya bir şey getir. Hadi. Bakayım. İyiyim ya, ufak bir şey. Dur. Orhun Bey, artık odanıza dönmeniz gerekiyor. Doktor Bey'in kesin talimatı var. Beni de zor durumda bırakıyorsunuz. Tamam, işimle vedalaşayım. Hemşire Hanım'ı çok takdir ettim. Orhun Demirhanlı'nın karşısında kaya gibi sapasağlam durdu. Herkesin cesaret edebileceği şey değil. Hastanedeyiz. Burada patron onlar. O yüzden onları kızdırmadan odama geri döneyim. Tamam, gidin. Müsait misiniz efendim? Sen miydin sahibi? Evet efendim. Yeni bir şeyler mi öğrendin? Öğrendik efendim. Şüphelerinizle haklıymışsınız. Aracı kullanan bir kadınmış. Ve yine isabetle tahmin ettiğiniz gibi Peri Hanım. Kamera kayıtlarını takiple aracına ulaştık. Ancak terk edip kaçmış. Kamera kayıtları belli bir noktadan sonra takip edilemiyor maalesef. Biz bu haldeysek onda da hasar var demektir. Civardaki hastaneleri kontrol edin. Gerçi yakalanmamak için uğramayacaktır ama olsun. Aklımızda kalmasın. Tamamdır efendim. Müsaadenizle. Yakalayacağız onu. Cezasını çekecek. Parmağın acıyor mu hala? Yani aslında kolum kopsa şikayet etmem. Çünkü iyi bir ev hanımı olmak bunu gerektirir. Merhaba. Cimcime Gül'ü oynaya girdi okuluna. Kolay gelsin. Abi sen ne yaptın? Hallettin mi o işi? Hallettim. Demek gözümün içine baka baka beni kandırıp arkamdan iş çevirdiniz, öyle mi? Sürpriz olsun diye abla. Yani sürpriz olursa daha güzel olur diye şey ettik. O zaman çok iyi yapmışsınız çünkü sizden hiç şüphelenmedim. Aferin. Hayırlı olsun. Çok mutlu olun inşallah. İnşallah. Yani artık layığıyla yenge diyebileceğim için çok mutluyum. Sağ olun. Abi, hı. Biz burada harcanıyor muyuz acaba ya? Bir oyunculuk ajansına falan mı başvursak? Yani bence olabilir. Çünkü hiçbirinizden asla şüphelenmedim. Hatta o kadar aklım ucundan bile geçmedi ki Kenan teklif ettiği an bir inanamadım. Abimde de ne numaralar varmış. Baksana adım adım plan yaptım. Evet, aşkın insana nasıl bir ilham olabileceğini Kenan abi de görmüş olduk. Oh,
Çok uzak kaldık. Hasret üstüme üstüme çöktü. Seni çok özledim. Böyle uzak mesafe bir ilişki... Şuraya bir gülen surat da koyalım. Özledim. Aklımdasın. Yazıp yazıp siliyor. Hadi bakalım. Sen benden hiçbir zaman uzak değilsin ki. İstesen bile değilsin. Arada ne kadar kapı, ne kadar duvar olursa olsun. Yine de beni pek kesmiyor. Aklında değil. Hemen yanında olmak istiyorum ben. Anlaşılan seni romantizmle kandıramayacağım bu gece. Kandırabileceğin zamanlar var. Ama bu onlardan biri değil. Seninle aramda duran bütün kapılara, bütün duvarlara düşmanım. Bugünlük tahammül etmek zorunda kalacaksın ama. Sen beni tanımamışsın. Kapın çalana kadar bekle bakalım o zaman. Ne demek istedi acaba? Kapın çalana kadar sabırla bekle. Orhun Demirhanlı. Acaba sen neyin peşindesin yine?